Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bir soru bir cevap videosuyla karşınızdayım ve sorumuz şöyle. Nitrat iyonunun rezonans yapılarını gösteriniz. Şimdi nitrat iyonu NO3 eksidir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Rezonans yapılarını göstermem için doğru Lewis yapısını çizmiş olmam gerekiyor. Lewis yapısını çizmek için de ne yapıyoruz? Toplam değerlik elektron sayısıyla başlıyoruz. Azot 5A grubunda değerlik elektron sayısı 5. Oksijen 6A grubunda değerlik elektron sayısı 6. 3 tane oksijen var. 3 çarpı 6. Bunları topluyoruz. Artı bir de yükü eksi olduğu için bir elektron da buradan ekliyoruz. Şimdi toplam değerlik elektron sayısı 24. Buna göre önce bir iskelet yapısı öneriyoruz. Elektronegatifliği az olan atomu merkeze, çok olanları da uçlara yerleştirdik. Oksijen elektronegatifliği azottan fazla olduğu için uçlara yerleşti. 2, 4, 6 tane elektronu bağ için harcadığından toplam değerlik elektronundan bu 6 elektronu çıkarırsak 18 tane elektronumuz kalıyor. Bunları da oktetleri tamamlamak için dış atomlardan başlayarak yerleştiriyoruz. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Şimdi azotun oktetine bakalım. 2, 4, 6 oktetini 8'e tamamlamamış. O zaman ne yapacağız? Buradaki ortaklanmamış elektronlardan bir tanesini şu oksijenden kullanarak buraya bir bağ yaptırıyoruz. Hemen tekrardan yapımızı çizelim. Azot, buradaki oksijen ve ortaklanmamış elektronları, buradaki oksijen ve ortaklanmamış elektronları. Buraya bir bağ daha yaptı. Oksijen ve oksijenin üzerinde kalan diğer ortaklanmamış elektronları yerleştirdik. Şimdi azotun oktetine bakıyorum. 2, 4, 6, 8. Oksijenin oktetine bakıyorum. 2, 4, 6, 8. Ve bunlar da oktetini tamamlamış durumda. Doğru Lewis yapısımı anlamak için şimdi formal yükleri kontrol etmeliyim. Hemen formal yükleri hesaplayalım. Bu oksijenin formal yükü. Oksijenin değerlik elektron sayısı 6, 6A grubunda olduğu için eksi 2, 4, 6 tane paylaşılmamış elektronu var. Bir tane de bağ yapmış. O zaman oksijenin formal yükü eksi 1. Eksi 1 bulduk bununkini. Bu oksijeninki de eksi 1 çünkü aynı yapıda. Şu oksijenin formal yüküne bakalım. Değerlik elektronu 6, 2, 4 tane ortaklanmamış elektronu var. 1, 2 tane bağ yapmış. Formal yükü 0. Azotun formal yüküne bakalım. Değerlik elektronu 5. 1, 2, 3, 4 tane bağ yapmış. Ortaklanmamış elektronu da yok. O zaman formal yükü artı 1. Bu formal yüklerin toplamı eksi 1, eksi 1, artı 1 ve 0. Bana bu iyonun yükünü vermeli. Yani eksi 1'i vermeli. Evet, topladığımızda eksi 1'i veriyor. O zaman bu benim doğru Lewis yapım. Şimdi doğru Lewis yapısını çizdikten sonra burada olay neydi? Rezonans olayı. Rezonanslar neler? Rezonansları şu şekilde anlayabiliriz. Azotun oktetini tamamlamak için gerekli olan elektron çiftini bu oksijenden almıştık. Aynı şekilde bu oksijenden de alabilirdik veya bu oksijenden de alabilirdik. İşte diğer bu iki ihtimalde bunun rezonans yapıları olmuş oluyor. Şimdi tekrardan yapılarımızı çizelim. Birinci Lewis yapımız bu. Bunu buraya hemen alıyorum. Azot, şuradaki oksijen, diğer oksijen ve diğer oksijen. Bu doğru Lewis yapısıydı. Şuradaki oksijendeki ortaklanmamış elektron çiftiyle bağ yaptığındaki durum. Şimdi gelelim ikincisine. Bu oksijenden alsaydı elektron çiftini bağ yapmak için azot, o zaman nasıl bir yapı oluşurdu? Bu oksijenle çift bağ yaptığı için, evet, oksijenin kalan ortaklanmamış elektronları, sonra yandaki oksijen ve de üst taraftaki oksijen. Şimdi bu yapıyla bu yapının formal yükler açısından ve formal yükler toplandığında iyonun yükünü vermesi açısından hiçbir farkı yok. Yine bunun da formal yüklerini bulacak olursak buradaki oksijen 6 değerlik elektronu var. 2, 4, 6 ortaklanmamış elektronu var. 1 bağ yapmış. Eksi 1 formal yüke sahip.
Buradaki oksijen 6 değerlik elektronu var. 2, 4 tane ortaklanmamış elektronu var. 1, 2 tane bağ yapmış. Formal yükü 0. Bu oksijenin formal yüküyle bu oksijeninki aynı. Azotun formal yükü de değerlik elektronu 5. Ortaklanmamış elektronu yok. Bağ sayısı da 4 olduğu için artı 1. Şimdi buradaki formal yüklerin toplamı da bu da eksi 1'di. Eksi 1, eksi 1, artı 1, 0 yine eksi 1'i veriyor. O zaman bu yapının nesi olmuş oldu? Rezonansı olmuş oldu. Çünkü formal yükler açısından bu yapıya bir üstünlüğü yok. Ve bu da doğru Lewis yapısı olduğu için her ikisi birbirinin rezonansı. Şimdi üçüncü olasılıkta çift bağı yapmak için azotun şuradaki elektron çiftini kullanmasıydı. Şimdi onu da çizelim. Azot buradan çift bağ yaparak kullandığı elektron çiftini. Evet, şuradaki oksijen aynen duruyor. Sağ taraftaki oksijen ve elektron çiftleri de aynen duruyor. Şimdi bu da diğer bir yapı. Bunun formal yüklerine baktığımızda oksijenin formal yükü değerlik elektronu 6, 2, 4 tane ortaklanmamış elektronu var. 1, 2 bağ yapmış. Bu durumda 0. Bu oksijenin formal yükü değerlik elektronu 6, 2, 4, 6 tane ortaklanmamış elektronu var. 1 tane bağ yapmış. Formal yükü eksi 1. Bu oksijenin formal yükü değerlik elektronu 6, 2, 4, 6 tane ortaklanmamış elektronu var. 1 tane bağ yapmış. Bununki de eksi 1. Azotun formal yüküne bakalım. Değerlik elektronu 5. 1, 2, 3, 4 tane bağ yaptı. Ortaklanmamış elektronu yok. Formal yükü artı 1. Buradaki formal yüklerin toplamı da bana iyonun yükünü veriyor ve formal yüklerin diğer yapılara hiçbir üstünlüğü yok. Bu durumda bu yapıda diğer yapıların rezonansı. O zaman şu şekilde bu üç yapı birbirinin rezonansıdır deriz. Şimdi bunları tekrardan çizip gösterecek olursak, evet, azot merkezde, çift bağ bu tarafta. Ve de diğer oksijen. Bu bir rezonans yapı. İkinci rezonans yapımız oksijen burada. Çift bağ diğer oksijenle yapıldı. Bu da üstteki oksijen. Bu da diğer rezonans yapımız. Üçüncü rezonans yapımız da çift bağın yukarıdaki oksijenle yapılmasıydı. Bunlar da diğer oksijenler. Evet, bu üç yapı birbirinin rezonansıdır. Hiçbir rezonans yapının diğer rezonans yapıya üstünlüğü yoktur. Yani rezonans formların gerçek yapıya katkıları eşittir diyebiliriz. Ayrıca bütün azot oksijen bağları nedir? Eşit uzunluktadır. Çünkü rezonans olduğu için bu çift bağ yapıyı dolanıyor demektir. Yani bu çift bağın yeri burası da olabilir, burası da olabilir. Rezonans yapılardan gördüğümüz üzere. O zaman bütün azot oksijen bağları da birbirine eşittir diyebiliriz. Ayrıca bu rezonans yapıları şöyle gösterelim. Köşeli parantez ve dışlarına neyi yazacağız? Yükü. Çünkü iyonumuz nitrat iyonu eksi bir yüke sahipti. Bu şekilde göstermemiz daha doğru olacaktır. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.